Herkese merhaba, KlasFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Dünkü FOMC toplantı tutanaklarından sonra Fed'in kısmi de olsa Şahin açıklamaları şimdilik doların gidişatını ve tahvil getirilerinde yüksekliğe sebep oldu. Bu gelişmeyle birlikte halihazırda sabah saatlerinde Almanya fabrika siparişleri beklentiler üzerinde gelmesine rağmen Euro bölgesinde üfe oranları artışına devam ediyor. Kısmi de olsa 1.13'lerin üzerinde taşındığımız görüntüyle birlikte alıcılı atakların devam etmesi durumunda 1.13.68 ve 1.13.90 94 seviyesini takip edebiliriz. Öğleden sonraki ABD tarafındaki fabrika siparişleri ve ISM imalat dışı PMI beklentiler üzerinde gelirse doların güçlenmesi dahilinde 1.13'ün altında 1.12.74 ve 1.12.32 seviyelerini takip edebiliriz. İngiltere tarafındaki bileşik ve hizmet PMI beklentiler üzerinde geldi ve bugünkü güçlü dolara rağmen öğle seansında tekrardan 1.35'lerin üzerine doğru alıcılı ataklar gösteren sterlinin 1.35.96 üzerinde kalıcılığını sağlaması durumunda orta vadede 1.37.32'yi takip edebiliriz. Öğle sonrasındaki ABD verileri tekrar doların güçlenmesini sağlayacak olursa da 1.34.33 alt tarafta önemli destek seviyemiz olmaya devam edecektir. Goldman Sachs'ın ardından JP Morgan'ın da Türk lirasındaki önümüzdeki süreçte enflasyonun yükselmeye devam edeceği raporundan sonra Türk lirası kademeli çıkışını devam ettiriyor. Şimdilik 13.70'lerin üzerinde fiyatlamaların görüldüğü Türk lirasında 13.93 önemli direnç kademesi olmaya devam edecektir. Kırılması halinde 14.24 ve 14.43'ü takip edebiliriz. 13.93'ün altında kalmaya devam ettikçe de 13.59 ve 13.45 seviyeleri önemli destek kademeleri olacaktır. Yön arayışını şimdilik tam anlamıyla karar veremeyen altın tarafında kısmi de olsa güçlü dolar ve ABD tahvil getirileri şimdilik negatif olarak değerli metalleri baskıladığını söyleyebiliriz. 1800'lerin üzerinde tutunmaya çalışan ons altın tarafında geri çekilmelerin devamında 1795, 86 ve 1777 seviyeleri takip edilebilir. Tekrar 1803'ün üzerinde kalıcılık bizleri 1811-27 band aralığına getirebilir. Petrol tarafına bakacak olursak OPEC Plus'ın da önümüzdeki ay için kademeli artışını devam ettireceğini açıklamasının ardından şimdilik Libya tarafında da önümüzdeki hafta 200 bin barillik her gün azalma söz konusu. Bunun da olmasıyla birlikte arz tarafındaki sıkıntılar şimdilik talebin ağır basmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. 78 seviyelerinin üzerinde 78 doların üzerinde tutunduğumuz görüntüyle birlikte 78.32'nin üzerinde kalıcılık bizlere 80.20 ve 82.16 seviyelerine ham petrol tarafında getirebilir. Tekrar bir 78-32'lerin aşağısında kalıcılık sağlanırsa da 76-22 ve 74-10 seviyelerini takip edebiliriz. DAX tarafına bakacak olursak sabah saatlerindeki fabrika siparişlerinin beklentiler üzerinde gelmesiyle birlikte şimdilik düşüş kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Halihazırda 16.000 puanın biraz üzerinde fiyatlanmaya devam eden DAX tarafında 16.215 altında kaldıkça 15.920 ve 15.605 seviyeleri hedeflenebilir. 215 üzeri kalıcılık orta vadede 16.865'e bizlere getirebilir. Son olarak kripto tarafına bakacak olursak dünkü FOMC toplantı tutanaklarından sonra genel itibariyle hisselerde, değerli metallerde ve kripto tarafında da satış hakimdi. Önemli seviyelerin altına taşındık. 43.920'nin aşağısında kalmakla birlikte 40.000 ve 38.720 seviyeleri hedeflenebilir. Tekrar 43.920 üzerinde kalıcılık 46.100 ve 48.160 seviyelerine bizleri getirebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.